eski takım arkadaşı bugün rakip oldular. 4-4'lük adamlar, 4-4'lük skor. Konuşulacak çok şey var. Müthiş bir maç oldu. Neler hissediyorsunuz? Abi Neco'nun son maçıymış gibi oynadı. Yani Hatay Spor'un Galatasaray'ı berabere kaldı herhalde. Öyle bir şey oldu. Ondan sonra 12-13 maç galip gelemedi ya. Neco da öyle bir savaştı verdi sahanın içinde. Sanki bize karşı son maçıymış gibi. Askerden yeni gelmiş gibiydi kardeşim. Ama normal Neco'yu bilen biliyor. Bugün farklı bir Neco vardı sahada. O da karşıda ben olduğum için dedim 8 maçta. Kardeşime başarılar diliyorum. Bundan sonraki maçlarda zaten ya kırmızı kart yer, ya 18-25-70 maç falan bir ceza yer. Bilmiyorum, bakacağız abi. Hayırlısı, iki takımın ayağına sağlık. Yeniyiz. Ben de daha yeniyim Harbi Milan'da. Zamanla oturacağız inşallah. Bakalım nasıl kısmı. Harbi Milan nasıl buldun? Harbi Milan iyi abi. Sevdiğimiz abilerimiz zaten hepsi. Bakalım abi, hayırlısı olsun. Memnunum yani şu an. Peki, tebrik ederim seni. Necati, 4 kere geri düşmenize rağmen Çağlar'ın son saniye golüyle yenilmezlik serisini sürdürüyorsunuz. Sen neler söylemek istersin? Abi çok, harbiden çok tuhaf maçtı. Yani Semih zaten rakip olarak ömrümde düşünmemiştim. Çünkü biz bundan öncesinde de, çok öncesinde farklı turnuvalarda da çok karşılaştık. Aynı takımda olduktan sonra gerçekten öz kardeşten farkımız yoktu. Yani Royce'la Lewandowski gibi olduk. Bir tuhafıma gittik, görünce duygulandım da yalan söylemeyeyim. Ama dediği gibi onu görünce, kalecileri de tanıdığımda ekstra bir oyun sergilemek zorunda kaldım. Çünkü Semih'i geçmek bayağı bir zor. Onu çok özlemişim. Harbi Milan'a zaten söyleyecek laf yok. Çok bilindik, tanıdık adamlar, sürekli final oynayan adamlar. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Bizde de Charles'a çok ayrı parantez açmak istiyorum. Gerçekten misafir gelerek takımı bayağı bir sırtladı. Çocuklar elinden geleni yaptı, ben de ayrı, ama Çağlar abi çok ayrı bir yerdeydi. Çağlar abi buradan elini ayağına sağlık diliyorum. Sizin sesinize sağlık, emeklerinize sağlık. Kardeşime de başarılar diliyorum ondan sonra. Ben son bir şey söylemek istiyorum. Şu Çağlar içinde bir şeyler yapabilirsek, her takımda oynuyor ya abi. Sadece Çağlar'a özel, hani her takımda oynayabilsin, misafir sayılmasın abi. Playoff'larda da hiçbir takımda misafir sayılmasın, finale kadar gitsin. Bunun hedefi Antalya'ya gitmekse geliyor, Antalya'ya da gönderelim abi. Kampanya bir şey başlatalım, bunu Antalya'ya gönderelim, her takımda oynamaktan vazgeçsin abi. Talep çok. Yarın da maçı var. Ki asılsız iddiaları duydun Çağlar, sen neler söylemek istersin? Valla güzel maç oldu, her iki takım da ayağına sağlık. Son dakika golüyle beraber yap kurtardık. Normaldir bu lafları söylemesin. Ben olsa ben de söylüyordum, sonu kadar böyle bir gol yersem. Herkesin ayağına sağlık. Evet, iyi oyuncu. Çağlar, iyi oyuncu talep çok oluyor. Yani sen çok misafir olarak oynadığın takım olduğu için senin abi, öyle bir şey serzenişi oldu. Takımdan da çok şey görüyorum bu yüzden. Tepki görüyorum kendi takımımda. Abi, ama işte sevdiğim insanlar olunca kıramıyorum. İyi, şey aslında iyi oyuncu değildi abi, şöyle söyleyeyim ben. Şimdi ben bugün maça geldim. Hani işim yoktu. Bugün pek fazla işim yoğun değildi ama mesela perşembe günü maçımız var. Ama nöbetim var. Şimdi mesela şu an bir maç olsun, adam eksi olsun, arayın. 10 dakika içinde gelmese beni bulun abi. Ne diyeyim yani? Gelir bu arada. Her zaman. Evde böyle yapmıyorsa da ben bir şey bilmiyorum yani. Tebrikler, başarılar istiyorum.